yeryüzünde insanların mutlak eşit olduğu yegane yerlerdir Allah'ın evi olan camiler. Camilerimizi namaz kılarak, ibadet ederek, ilim öğrenerek ve en önemlisi de çocuklarımızı ve gençlerimizi buluşturarak imar edelim. Allah'ın evi camileri imar edenler ise ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle camiler ve din görevlileri haftasını tebrik ederim. Kıymetli ayancıklılar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yılki haftanın teması cami ve ilim olarak belirlenmiştir. Camiler, bilindiği gibi Allah'ın evleri olup, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle şehirlerin en özel mekanlarıdır. Bu bilinçte olan ecdadımız tarih boyunca yerleşim yerlerini kurarken cami merkezli bir inşayı benimsemişlerdir. İlim ise Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olup müminin de yitiğidir. Kıymetli kardeşlerim, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın amacı belirlenen tema ile birlikte camileri yeniden asli fonksiyonuna döndürmektir ve aynı zamanda da halkımızın camilere olan rağbetini artırmaktır. Bu vesileyle tüm din görevlilerimizin ve siz değerli halkımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Akil olan fikreder, her haline şükreder. Akil olan fikreder, her haline şükreder. Cümle mahluk zikreder. Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Cami, hayatın merkezi ve şehrin kalbi olduğu gibi aynı zamanda ilim ve hidayet yuvasıdır. Cami ilim yuvasıdır. Cami sanattır. Cami medeniyettir. Cami arınma merkezidir. Cami ibadettir. Cami sohbettir, ihlastır. Cami eşitliktir, birliktir, kardeşliktir. La ilahe illallah. Camilerimiz zengin fakir, amir memur, yaşlı genç, herkesi bünyesinde toplayan mabetlerdir. Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah da camiye gelene özel ikramda bulunur. İllallah, yaşlar aksın gözünden, nur parlasın yüzünden. Yaşlar aksın gözünden, nur parlasın yüzünden. Gayrı çıksın özünden, la ilahe illallah.
mevcude illallah, la mevcude illallah, la mabude illallah. Camiler aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kılınan, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygusunu, hoşgörü anlayışını güçlendirdiğimiz yerlerdir. Camiler, vatan sevgisinin, milli bütünlüğün telkin edildiği, şehitlik, gazilik ruhunun beslendiği, çalışma azminin, güzel ahlakın işlendiği, dini ve milli kültür ocaklarıdır. Güzel ahlakı sen itmam eyledin, salat selam sana ya Resulallah. Dünyanın peşinden koşmak sizi çok mu yordu? O halde en iyi adres camiyle buluşmak. Huzur mu istiyorsunuz? Huzuru mu arıyorsunuz? Allah'ın huzurunda huzuru bulun. Gelin camiyle buluşalım. Ne büyük şeref sana ümmet olmak. Gösterdin doğru yola koyulmak. Kur'an'a sarılmak, namaza durmak. Camiler bir ibadet yeri olmakla birlikte toplumumuzu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerlerdir. Camiler, insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duygularının, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği mabetlerdir. Allah'ın birliğine iman etti. Camilerimiz İslam medeniyetinin, diğer bir ifadeyle medeniyetimizin oluşumunu temin eden mekanlardır. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik eder, tüm din gönüllüsü kardeşlerimize cami merkezli bir yaşam dilerim. Dinimiz İslam'dır elhamdülillah. Camiler ve din görevlileri haftası kutlu olsun. Çoktur bizlere.